Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah Teala Meryem suresinde yani Yahya aleyhisselam diyor ki ve berram bi valideyhi, yani Yahya aleyhisselam hakkında Allah Teala diyor ki Yahya valideynlerine karşı yaxşıydı. Valideynlerine karşı münasibeti, ata anasına karşı gayrışıydı, yaxşıydı. O lem yakun cebbaran asiyye. Tekebbürlü, lovğa, zalim ve asi değildi. Ve eyni surede İsa aleyhisselam hakkında ise buyurur ki ve cealeni mübarekan enime kuntu. Allah beni harda olsam mübarek etmiştir. Ve berram bi valideti. O bir sayede buyurur ki ve berram bi valideti. Anama karşı yaxşı etmiştir, gayrıkeş etmiştir. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيَّ, yani loğa, tekebbürlü, zalim ve şakiyen, bedbeht edememiştim. Bu ayette diyor ki وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّ, İsa Aleyhisselam diyor ki beni loğa, tekebbürlü, zalim ve bedbeht edemedi. Ama Yahya Aleyhisselam hakkında ise buyurur ki وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا asiyye, yani loğa, tekebbülü, asi deyildi. Alimler bu iki ayeden fayda olarak götürürler ki, kim ata anasına yaxşı olarsa, o insan ne loğa, zalim, ne de ki asi olmaz. Ve kim de anasına karşı yaxşı olarsa, o insan loğa, zalim ve bedbeht olmaz. Yani anasına yaxşı olan bedbeht olmaz, ata anasına yaxşı olan ise asi olmaz. Allah Teala bizim her birimizi valideynlerine yaxşı olanlardan istiyor. Allah'a emanet olun. Şimdilik aşağıdan ilahe. Estağfurullah.